Arkadaşlar bugün size mutlu olmanız için 9 tane sinyal, bak 9 tane işaretten bahsetmek istiyorum. Fark etmeye başladığınız anda bu 9 işareti, bu 9 sinyali şükretmeye başlayacaksınız. Gerçekten bu maddeleri şöyle bir gözden geçirin, oturun ve mutlu olun, huzurlu olun. Çoğumuz daha iyi olanlara bakıyor. Durumu bizden daha iyi olanlara, daha zengin olanlara, daha lüks içinde yaşayanlara ama... Bir, kendimize bakmamız lazım. İki, kendimizden alt seviyede ne insanlar var, ne hayatlar var, ne yaşamlar var onlara bakmamız lazım. Çünkü aslında o kadar çok bizi mutlu ve huzurlu kılacak şey var ki. Hemen maddelere geçiyorum. Bir, bugün yiyecek yemeğin var. Karnını doyurdun ya. Bir işin var. Bakın adam işi yok. İşsiz insan dolu. Bir tas yemek koyabilecek durumları yok. Niye dert ediyorsun? Bir defa bu bile muhteşem bir işaret, sinyal mutlu olman için. 2. İyi bir kalbin var. Başkaları için iyi dileklerin var. Fesat değilsin ya. Bundan daha güzel ne olabilir? Sen mutlu olmayı hak eden bir insansın. Aman Allah'ım öyle fesat insanlar var ki insanların iyiliğini istemeyen, daha beter olsun diye düşünen. Sen bunlardan değilsin ya. Bundan daha büyük mutluluk ne olabilir ya? Bir defa var ya bu bile mutlu olman için çok güzel bir sinyal, çok güzel bir işaret. 3. Temiz suyun var. Yaşam için o kadar önemli bir şey ki su. Her açıdan. Temizlik, hijyen, bakın içebileceğin bir su. Allah'a şükür açtığın zaman musluktan suyun akıyor. Ya da su bulabileceğin çok yakın bir yer var. Afrika'yı düşün ya. Aslında çok şanslıyız. Ama ne kadar bunun farkındayız. 4. Hayatında seni önemseyen birisi var. Aman Allah'ım. Harika bir şey. Mutlu olman için bu yeter ya. Beni oğlum önemsiyor. Kızım önemsiyor. Eşim önemsiyor. Annem babam önemsiyor. Birileri. Önemseyen hiç mi yok? Var. Sizi önemseyen birileri varsa mutlu olabileceğiniz harika bir işaret ve bir sinyal var aslında. Bunun ne kadar farkındayız. 5. Temiz kıyafetlerim var. Ne istiyorsun da? Üstüne kıyafet alamayan, bulamayan, giyemeyenler var ya. Güzel giyinebiliyor musun? Temiz bir şekilde giyinebiliyorsun. Bu bile mutlu olmaya yeter. Bakın küçücük ama önemli, başkalarının bulamadığı şeylere sahibiz. Ama zaten elde ettiğimiz için bunun farkında değiliz. 6. Daha iyi olmak için çabalıyorsun. Bu da çok güzel bir şey. Sen elinden gelenin en iyisiyle daha iyi, daha iyi, daha iyi olma çabası içerisindesin. Bu bir kalite ya. Senin güzelliğinin işareti bu. Hatalarım olabilir, eksiklerim olabilir ama ben... İyi olmaya çalışıyorum. Bence bu bile mutlu olman için yeterli. Güzel bir işaret, güzel bir sinyal. 7. Bir hayalim var. Aman Allah'ım. Hayaller insanı diri tutar. Hayaller insana mücadele ruhu verir. Hayaller insana aşk ve tutku sağlar. Mücadele ruhu kazandırır. Hayalin var ya. Var ya hayalin varsa muhteşem bir enerjin var. Bu bile mutlu olman için yeterli olmalı. 8. Nefes alıyorsun. Şimdi nefes alabilmek yaşadığının göstergesi. Nefes alabilmek hala mücadele etmen gerektiğinin işareti bence. Şimdi bir tanıdığım var. KOA hastası. Makinalarla yaşıyor. Diyor ki bütün bu şehrin tapusunu sana vereceğiz. Gel deseler diyor hocam. Görmek istemiyorum. Neden? Halim ortada hocam. Ben nefesi makinalarla alıyorum. Makinayla bile nefes almanın ne kadar muhteşem bir şey olduğunun ben farkındayım. Mutluyum. Nefes alamıyor da olabilirim. Birkaç defa nefessiz kalmış o. Nefes almak muhteşem bir şey. Bunun ne kadar farkındayız. 9. Başını sokacak bir yerin var. Ya sonuçta dışarıda aç ve açıkta değilsin. İnanın evsizlik, evi olmamak. İşte Hindistan'da boruların içinde yaşayan aileler gördüm ben. Öyle ilginç ki, öyle acı ki Afrika'da barınacak yeri olmayan insanlar.
Dünyanın birçok yerinde barınağı olmayan insanlar var. Sen başını sokabileceğin bir yerin var mı? Var. Bence şanslısın. Bu bile güzel bir işaret. Arkadaşlar, şükredecek o kadar çok şeyimiz var ki sadece farkında değiliz. Lütfen farkına varalım. Videomu beğendiyseniz dostlarınıza mutlaka gönderin. YouTube kanalımı takip etmeyi unutmayın. Zil var, o zile de tıklayın. İzleyin, izlettirin. Görüşürüz.